Kanun teklifimiz yürütme ve yürürlülük maddesi olmak üzere toplam 80 maddeden oluşuyor. İlk imza sahibimiz Afyon Milletvekilimiz Ali Özkaya ve Samsun Milletvekilimiz Ersan Aksu Bey ve Atay Uslu Bey uzun müddet birlikte bu kanunla kanun üzerinde çalıştık. Sağ olsunlar, hem Maliye Hazine Bakanlarımız hem diğer bakanlıklarımız bu manada çok ciddi desteklerini de görmüş olduk. Değerli arkadaşlar, teklifle ilgili detaylara geçmeden önce bu teklifin hangi ihtiyaçlara binaen ortaya çıktığına ve teklifle neyi amaçladığımıza yönelik de birkaç hususu belirtmek istiyorum. Bildiğiniz gibi pandemi süreciyle başlayan ve sonrasında Rusya-Ukrayna Savaşı ile devam eden küresel ekonomik daralma bu yönüyle de beraber ülkemizi çok yakinen de etkilemiş bulunuyor. Buna ek olarak yüzyılın afeti olarak kayıtlara geçen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli büyük deprem sonrasında da yine bu ekonomik daralmanın etkileriyle birlikte ciddi manada hem bütçemize hem de ekonomik imkanlarımıza bir külfet gelmiş oluyor. İşte tüm bu etkenlerden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar karşısında ciddi bir dayanıklılık gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaşanan tüm bu süreçlerde etkin, kararlı ve hızlı kararlar alınmak suretiyle bu mücadele ortaya konulmuş oldu. Ve bugün de ekonomi yönetimimiz tavizsiz bir şekilde ekonomik programını devam ettiriyor. Yakın zaman içerisinde malumunuz orta vadeli programı açıklamıştık. Daha sonra meclisimizde 12. kalkınma planı kabul edildi ve şimdi de inşallah bugün son plan bütçe komisyon toplantısıyla beraber 2024 merkezi bütçe kanun teklifimiz de tamamlanmış olacak. İnşallah 11 Aralık itibariyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2024 yılı merkezi bütçe kanun teklifi ile 2022 yılı kesin hesap raporu görüşmelerini başlayacağız. Değerli milletvekilleri, değerli basın mensupları, değerli milletvekillerimizin büyük emeği ve çabalarıyla beraber hazırlanan bu kanun teklifimizin hedeflerinin gerçekleştirilmesi için büyük bir gayret sarf ettik ve bu hedeflerin amacımızın ne olduğuna dair de birkaç hususu sizinle paylaşmak istiyorum. Ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak, ihracatın desteklenmesiyle büyümeye katkıda bulunmak, ülkemize döviz girdisi sağlamak suretiyle dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlamak, Türk lirası enstrümanlarına yatırım yapılmasının teşvik edilmesini sağlamak, mükellef haklarının korunması ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasını sağlamak, gelişen teknolojiden yararlanılarak bazı uygulamaların elektronik ortama taşınmasını sağlamak, vergi güvenliğinin sağlanmasını devam ettirmek, bazı indirim ve istisnaların da bundan sonraki dönemlerde kaldırılmasını sağlamaya gayret ettik. Çok değerli basın mensupları, 80 maddeden oluşan yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber kanun teklifimizin 1, 3, 29, 46, 78 ve 79. maddeleri toplam 6 madde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanacak İdari para cezalarının üst sınırlarının artırılması, izinsiz yolcu taşımaları ile taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşınmasının can güvenliği bakımından yarattığı tehlikenin yüksek olması nedeniyle cezaların artırımlı uygulanması ve idari yaptırımların caydırıcılığının artırılması. 655 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında verilen idari para cezalarının artırılması ve yabancı plakalı taşıtların cezayı ödemeden yurt dışına çıkışına izin verilmemesi gibi bizim kanun teklifimizde bu maddelerimiz yer alıyor. 4. 17. 21. 28. 30. 37. 39. 45. 49. ve 51. maddelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığımızın gelir ve kurumlar vergisi kanunlarında yer alan yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan %50 kazanç istisnasının tüm mükellefler için Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak %80'e çıkarılmasını öneriyoruz. Sosyal içerik üreticiliği kazanç istisnasının
kapsamının genişletilmesini de burada önermiş oluyoruz. Ayrıca ihracatın teşviki amacıyla dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri aracılığıyla yapılan ihracatlarda imalatçı ve tedarikçilere 5 puan kurumlar vergisi indirimini de bu kanun teklifimizde yer vermiş oluyoruz. Diğer yandan döviz kazandırıcı düzenlemeler kapsamında gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri yabancı kurumlardan elde ettikleri kar paylarının yarısının dövizin ülkeye getirilmesi şartıyla istisna edilmesi, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem afetlerine bağlı olarak yapım işlerinin girdim fiyatlarında öngörülmeyen artışlar meydana geldiği dikkate alınarak 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi de kanun teklifimizde yer almaktadır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde takibi yapılacak. Madde 38 uzun sürmesi muhtemel adli süreç esnasında yasa dışı üretim, satış ve sunum faaliyetlerini devam ettirme ihtimaline karşılık oluşacak kamu zararının önlenmesi amacıyla kaçakçılık fiillerinde soruşturma veya kovuşturma başlatılması durumunda faaliyetlere ilişkin verilen belgelerin askıya alınması hususu Anayasa Mahkememizin iptal ettiği gerekçeler kapsamında yeniden düzenlenmiş bulunuyor. Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın takibini yapacağı madde 47 ve 48'de de yine muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme kullanma suçları ile ödeme kaydedici cihazlara gerçekleştirilen eylemler sebebiyle haklarında kesinleşmiş mahkumiyet bunlara yönelik akaryakıt işletmecili lisansının verilmemesi noktasındaki Anayasa Mahkememizin iptal ettiği çerçeve ışığında yeniden düzenlenmesi bu kanun teklifimizde yer almaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yine madde 52-61 arasında SGK prim borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresinin uzatılmasını yine bu kanun teklifimizde yer verdik. Diğer bir yönden kur korumalı hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresinin de 31.12.2003 tarihinde sona ermesini dikkat alarak sürenin 30.06.2024 tarihine kadar uzatılması da yine kanun teklifimizde yer almaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yürüteceği madde 62 özellikle yasa dışı bahisle ciddi caydırıcı etki mücadele açısından ticari açıdan etki mücadeleyi de ortaya koyma açısından söz konusu alanda elde edilen kamu gelirinin kayıplarından önlenmesi amacıyla elde edilen ikramiye tutarlarının %93'e kadar dağıtımı noktasında bir kanun teklifini de yine önermiş oluyoruz. Ticaret Bakanlığımızın yine özellikle yazılı keşifle tarihinden önce çeklerin muhatap bankaya ibrazının geçersiz olması gibi bir durumun bu sürenin 31 Aralık 2025 tarihi ne kadar uzatılmasını da yine kanun teklifimizde yer vermiş oluyoruz. Özetle bu teklifimiz bu şekildedir. Ben emeği geçen bütün milletvekili arkadaşlarımıza, bakanlık bürokrasisine, değerli bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yürütme ve yürürlülük maddesiyle beraber 80 maddeden oluşan kanun teklifimizin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle de plan bütçe komisyonunda görüşülmek suretiyle sonraki haftalarda inşallah genel kurul çalışmalarında bu teklif üzerinde devam ettirmiş olacağız. Değerli arkadaşlar, kabine sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle bu hususla ilgili bazı talepler iletildiğini biliyoruz. Bakanlarımıza yönelik, bakanlarımıza bu konuda teferruatlı, ayrıntılı bir çalışma yapılmasını Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı. Tabii şu anda bizim bir bilgimiz yok. Oradan ortaya çıkacak bir çalışmayı daha sonra sizlerle hem bakanlarımız hem bizler de paylaşmış oluruz. Ama şu anda henüz kanun teklifimizde bu konuda bir husus yer almıyor. Yani teferruatlı, ayrıntılı, çünkü orada değerli arkadaşlar şöyle bir husus var. Çalışmayan kavramı altında gerek çiftçilerimize ÇKS kayıtları üzerinden, gerek belediye meclis üyelerimizin huzur hakları açısından veya diğer emekli muhtarlar açısından farklı başlıklar vardı. Bunun daha detaylı hangi hususları kapsadığına dair bir çalışma yapılmasını Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı. Oradan ortaya çıkacak durum nedir, ne değildir?
ve sonrasındaki bunun bütçe karşılığı nedir? Bu konuda detaylı bir çalışma yapılmasını talimatlandırdı. Oradan ortaya çıkacak duruma göre sizinle inşallah paylaşılacaktır. İşte tam bu konuda çalışılıyor Nagihan Hanım. Yani her yönüyle bir çalışılmasını biz de bekliyoruz. Ona göre planlama yapılacaktır. Onlara da kapsıyor daha geniş bir çerçevede. İşin evrensel kurallar ve kaideleri de belli. Onların da içinde yer aldığı şekliyle beraber daha geniş çerçevede bir disiplin ve bir kurallar zinciri ve bununla ilgili de vergi mevzuatının yeniden düzenlenmesi. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın burada çalışmaları devam ediyor. Ama henüz yasalaşma noktasında bir teklif ortaya çıkmış değil. Bu teklifimizde bu husus yer almıyor. Ama bakanlığımızın çalışmaları da devam ediyor. Biliyorsunuz bu hafta içerisinde aile gençlik fonu kanun teklifimiz genel kurulumuzda kabul edildi. Orada da amaç ve kapsam kısmına baktığımızda yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verilmesinin yanında aynı zamanda bu genç girişimcilerimizin yani ki burada evlendiğinde ev hanımlarımız da doğrudan ilgilendirecektir. Genç girişimcilerimizin hem Gençlik Spor Bakanlığımızın hem de Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın onaylayacağı veya destekleyeceği kapsam içerisinde de her türlü bu tür girişimlerin destekleneceğini ve kredilendireceğini de burada belirtmek isterim. Bununla birlikte değerlendirildiğinde belki Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ortaya farklı bir çalışması da çıkabilecektir. Peki çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Kanun teklifimiz hayırlı olsun inşallah. Biz de onları çekelim.